Erzurum'da böyle bir şey görürse döverler onları. Vallahi çok fena döverler ha. Mümkün değil. Erzurum'da olsa döverlermiş. Niye döverler? Kim kimi döver? Ne oluyoruz? Herkes son günlerde böyle bir gençler atarlandı mı diyorlar Esra Arslan. efendim konuğum bugün meslektaşım, hemcinsim, bir anne. Anneliği özellikle vurguluyorum çünkü Pamir cezasını soracağım Esra'ya, onu konuşacağız. Hı hı. O minicik Pamir'in ölümünü hatırlarsınız herhalde. Savcılık o konuda iddianame hazırladı. Anneyi suçlu gösterdi. Halbuki baba da o sırada evde. İki anne olarak onu konuşacağız. Hukukun kadına bakışını konuşacağız. Konuşacağız, Allah konuşacağız. Çok şey var konuşacak. Bu meseleyi de konuşacağız ama sonra sokakta hakikaten memlekette bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Yani sen mesela benim işte ne bileyim ben bir stüdyoda da olsam önümde gazeteler, haberler akıyor, görüntüler akıyor. Hissettiğim böyle giderek tansiyonun yükseldiği, gerilimin tırmandığı. Acaba bana mı öyle geliyor? Mesela sen hissediyor musun, hı hı, böyle bir şey? Hissediyorum. Ben de sokakta o tansiyonun yükseldiğini, toplumda bir gerilimin olduğunu, hı, bir çatışmanın, bir karşıtlaşma, bir zıtlaşmanın, bir ötekileştirmenin, hep bir düşman algısının büyüdüğünü ben de görüyorum. Biraz bu sivil toplum, sivil toplum diye diye galiba sivil toplumu faillikle karıştırmaya başladık biz. Yani sivil toplum dediğimiz şey demokraside aslında işte halkın bir şekilde yönetime katılması, aynı işte Gezi'deki talepler gibi, parkımız bir şey olacaksa karar verelim, valide bağda park mı istiyoruz, camiye mi ihtiyacımız var, buna biz karar verelim. Yönetişim içinde olalım, hep birlikte yönetime katılalım demekken Türkiye'de bir linç rejiminin önünü açan şeye dönüştü sanki. Yani sivillik, biz bir dahil olalım, Gezi'de elimize palayı alıp insan dövmeye çıkalım, işte sokakta birbirine sarılan gençleri ayıralım, yaşam tarzı dayatalım filan gibi bir failliğe dönüştü. Bunu Zeynep Gambetti çok güzel anlatır, ondan aldım bu lafı. Hakikaten sivilleşmeyi medenileşme, demokratikleşme olarak algılamıyoruz biz. Biz sivilleşmeyi sivillerin bayağı paramiliter güçler gibi sokakta sevmedikleri gruplara, sevmedikleri cemaatlere karşı saldırabilecekleri, hükmedebilecekleri, infaz edecekleri bir yapıya doğru. Ve buna da birazcık aslında yönetenlerin söylemlerinin yol açtığını düşünüyorum ben. Çünkü bu karşıtlık, ötekileştirme her gün, düşmanlaştırma her gün söylemlerinde yeniden üretiliyor. Bu da toplumu geriyor tabii. Yani sadece Türk-Kürt meselesi değil, Sünni-Alevi meselesi, kadın-erkek meselesi, genç-yaşlı meselesi, muhafazakar-liberal meselesi, işte özgürlükçü-İslamcı meselesi. Yani her anlamda bir gerginlik, evet, yani söz konusu. Açılım, kardeşlik vesaire denilen bütün o paketlerden de aslında bu gerilimin, kutuplaşmanın ve düşmanlıkların neredeyse çıkmış olması da çok fena, evet, çarpıcı yani. Evet. Bu muydu diyor insanlar. Ben şaşırmıyorum kendi, evet, adıma. Barıştan söz ederken tabii bu gerilimin bu kadar yükselmesi anlaşılmaz bir şey. Şimdi ben mesela Bilgi Üniversitesi'nde Savaşın ve Barışın Kültürel Anlatıları diye bir ders, hı-hı, veriyorum yüksek, hı-hı, lisansta. Orada biz işte sanattan, edebiyata, pek çok alandan, medyadan savaş ve barış anlatısını inceliyoruz öğrencilerle. Ve bunda tabii siyasal iletişim mesajlarında da barış söylemi, savaş söylemi nasıl üretiliyor, hangi ögeler kullanılıyor, hangi semboller biraz kullanılıyor, bu buna bakıyoruz. Son günlerde yaşadıklarımıza bakarak birkaç örnek verir misin buna? Valla şimdi mesela özellikle Güneydoğu'daki patlamalar söz konusu, hı-hı, olduğunda, hı-hı, bu düşmanlaştırma ve ötekileştirme çok net bir şekilde siyasi söylemde yerini buluyor.
düşman anlatısı, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri var olan ama aynı zamanda yıllar içinde evrilen, 1990'larda tavan yapan, hani bir işte Kürt öteki anlatısı, düşman Kürt anlatısı, terörist Kürt anlatısı tavan yapıyor yani bu tür durumlarda. Yani burada hep bir işte neden sorgulamadan, neden sonuç ilişkisi kurmadan, neden insanların sokağa döküldüğünü, neden bu kadar öfkeli olduklarını, neden bu kadar şiddete eğilimli olduklarını bilimsel açıdan, işte sosyal psikolojinin yardımıyla, psikolojinin yardımıyla değil mi, siyaset biliminin yardımıyla anlamak yerine toplumu daha da geren, düşmanlaştıran, hatta o gerginliklere belki siyasi ve istihbari anlamda da biraz su taşıyan bir yapı Esra, olduğunu görmek mümkün. Şu cümleler bile biliyorum ki, çok şükür ki herkes tarafından değil, ama kimileri tarafından senin PKK yandaşı yanlısı olarak algılanmana bile yol açabilir. Şimdi bu çok hazin. Oysa gerçekten bir arada yaşıyorsak ve asıl amacımız zaten bir arada yaşamak ise, çünkü biz hep PKK'yı neyle suçluyoruz ya da PKK'ları? Bölünmek istiyorlar, ayrılmak istiyoruz. Eğer biz buna karşıysak tam da işte bölmemek zorundayız, ayırmamak zorundayız. Başta dilimizle, yani döve döve değil. Şimdi ben birkaç defa mesela şöyle şeye tanık oldum. Hem de gazetecilerin bulunduğu bir konferansta, bir yerel gazeteciler seminerinde konuşmacıydım. Ve medyanın dilini anlatıyordum. Dedim ki bakın, ideolojik olarak, politik olarak karşısında olabilirsiniz PKK'nın. Yaptıklarını lanetleyebilirsiniz. Bunlarda bir sorun yok. Ama hele bir gazeteciyseniz, inlerinde vuruldular diye onları insanlıktan çıkartıp bir hayvan muamelesi yapamazsınız, yapmamalısınız gibi. Şimdi indim, sonra biri geldi dedi ki ama dedi onlar vatan haini, onlar dolayısıyla insan sayılmaz dedi. Şimdi tipik düşman algısı zaten bu değil mi? Yani her bunu romanda, demezsen, evet. Her savaşı konu alan anlatıda aslında bir düşman var. Yani bu illaki Türk veya Kürt öteki de olması gerekmiyor. İşte Alevi Sünni öteki de olabilir. Tabii Alevi veya işte İslamcı göre... İslamcı olmayan arasındaki anlatı hatta da olabilir. Hatta şimdi iki İslam şeyi, doğucu arasındaki çatışma da olabilir. Ama şöyle bir şey var. Bana da öğrencilerim zaman zaman soruyorlar. Hocam işte evde de konuşuyoruz işte annemizle babamızla. Mesela geçen gün bir öğrencim şey dedi. Benim babam asker. Bu şeyleri konuşuyoruz. Olayları konuşuyoruz. O bana dedi ki işte nasıl böyle söylersin, nasıl böyle konuşursun, onlar bizim düşmanımız olan PKK'lılar dedi. Ben orada durdum hocam, bir şey diyemedim. Tabii bu bizim asker olmadığımız gerçeğini çok net ortaya koyuyor. Çünkü biz savaşan insanlar değiliz, sosyal bilimciler, bilim insanları veya gazeteciler. Gazeteciler ve bilim insanları gerçeğin arka planını arayan, gerçeği birden fazla taraftan görmeye çalışan insanlar. Dolayısıyla tabii ki biz asker mantığıyla düşman ve bizim askerler, bizim ordu gibi bakamıyoruz. Tabii ki çok farklı alanlarda yorumlar yapıyoruz. Nitekim bu nedenle de pek çok akademisyen için, pek çok gazeteci için aslında hiç de hak etmediği yaftalamalar yapılabiliyor. Ama ne yapalım, bizim de görevimiz bu. Yani biz tabii ki bunu anlatırken elbette akademiyi siyaset yapmak için bir araç sallaştırmak anlamında söylemiyorum, ama sonuçta elbette akademi olan biten olayların tartışıldığı, konuşulduğu bir yer ve öyle olmalı. YÖK'ün 34. yıl dönümünde de bunu söyleyelim tekrar. ama tabii yani akademiden de bir general mantığı, bir emekli assubay mantığı da beklemek haksızlık gibi geliyor bana yani. Şimdi işin tuhaf tarafı şu. Barışı getiriyorum, barışı getireceğim, işte çözüm süreci, ben buna bedenimi koydum, bırakın elimi diyen bir iktidar bile, hatta özellikle iktidar tam bir savaş ve düşmanlık diliyle konuşuyor her anlamda. Yani sadece elbette işte PKK, birazdan o konuya gireceğim de onun için özellikle süreçten, çözümden bahsettim. Çünkü orada bir şeyler tersine döndü. Alevilere karşı
aşağılayıcı bir dil kullanıyor, sonra iftar veriyor. Hı hı. İşte paralel diye çok geniş kitleleri kendisi yargılıyor, hükmünü veriyor, infaz ediyor gibi gibi. Şimdi gelelim ama son duruma, bir tablo çizeceğiz Esra Arslan'la beraber. Bana göre hakikaten rüzgar döndü dedirtiyor gelişmeler. Hı hı. Şöyle, şimdi hem seçim hem de kriz dayandı kapıya. Ve bu iki şey kapıya dayandığında bakarsanız politikalar tersine gider. Şimdi krizden kastım şu, enflasyon %10 mertebesinde ve bu hakikaten alarm çanlarını çaldıran cinsti. Moody's dış kırılganlıklardan ve çok ciddi kırılganlıklardan söz etti dün. Bunlar da Türkiye'nin kredi notu üzerinde bir tehdit oluşturuyor dedi. Ve daha önemlisi de rezervlerinin, yurt içindeki rezervlerinin zayıf olduğunu, yetersiz olduğunu söyledi Moody's. Şimdi bununla birlikte borsa düşüp gene dolar çıkmaya başladı. Çünkü sahiden kırılgan, bir de üstelik seçim geliyor. Bu seçim ekonomisi demek, ister istemez demek. Seçim geliyor demek aynı zamanda milliyetçi oylar kaçmasın diye bir böyle hizalanmak ve çözüm meselesinde çamura yatmak, tabiri bağışlayın, demek belki de. Dediğim gibi enflasyon çift haneli rakamlarda, büyüme %3 küsur, minik küsurlarda. Bunlar hiç sevimli parametreler değil. Ama biz asıl ekonomiyi Cüneyt Akman'ın bilgisine yayınla emanet edelim. Benim de çok anladığım bir konu olmadığı için gelelim siyasi yanına Türkiye'de. Şimdi birdenbire hani öyle bir hal oldu ki sanki böyle şeyler vardır, kimyasal terkipler, ilaçlar vardır. Verirsin gerçeği söyletme ilaçları derler ya, unuttum adını onların, bilsem de zaten söylemem doğru olmaz da. Efkan Ala'ya zannedersin ki biri öyle bir ilaç verdi gizlice, birdenbire sayıklar gibi gerçeği söylemeye başladı. Evet ben yaptım der gibi. Acayip itiraflar. PKK şehirlere inmeye başladı, şehirlerde hakim olmaya başladı, kamu düzeni bozuldu, biz elimizden kaçırdık. Bir bakıyorsunuz Etiyan Mahçupyan, ki çok değerli bir danışman, birazdan örneğini göreceğiz, o benzer şeyler söyledi. Şimdi bunlar hakikaten bilinçsizce ağzımdan kaçtı pardon itirafları mıdır, yoksa bilmiyorum, hani arkasında başka bir şey mi aramak lazımdır? Şimdi tabii... Yani bir şeye mi hazırlıyorlar bizi? Şöyle bir gerçek var Ayşenur. Yani bizim İstanbul Büyük Medyası'ndan öğrendiğimiz Güneydoğu gerçeğiyle Güneydoğu'da olmakta olan şeyler birbirinden çok farklı. Yani bu Kobani protestoları sırasında da olan pek çok şey, işte kentlerde yönetim, istibdat veya güvenliğin sağlanması vesaire ve bir takım tabii gizli ellerin orayı kaşıması ve çok karıştı orası. Tabii bu gerçeklikten uzak oluşumuz bizim bazı şeyleri ağızlarından kaçırınca devlet büyükleri şaşkınlıkla görmemize neden oluyor olabilir ama. Merak ettim, ağızlarından mı kaçırıyorlar, Türkiye'yi bir şeye mi hazırlıyorlar ya da bizleri? Doğrusunu istersen bu konuda bir yorum yapamayacağım. Yani ağzından kaçırmış olabileceğini düşünmüyorum Efkan Ala'nın. Çünkü çok aslında düşünerek siyasa iletişim mesajlarını kurgulayan bir kişi. Bir de bürokrasiden geldiği için onlar özellikle tartar. Bir de artık yavaş yavaş bazı şeylerin saklanamayacağı bir noktaya doğru da gidiyor. Yani olmakta olan şeyleri ne kadar toplumdan saklayabilirsiniz? Şimdi evet, oradaki hayat pratiğiyle buradan bizim baktığımız, gördüğümüz işte eylemsellikler, ölümler, şiddet vesaire çok farklı. Oradaki insanların psikolojisi de eminim çok farklı. Yani mesela ben Türkiye Kürtlerini Türkiye Türklerinden daha şanslı görüyorum haber almak açısından. Çünkü uydularla bütün Orta Doğu coğrafyasından ve Avrupa'dan yapılan yayınları izledikleri için çok daha geniş yelpazede haber alma imkanları var. Tabii bu onları biraz yoran da bir şey. Yani mesela bu son IŞİD meselesinde
Diyarbakırlı gazetecilerle konuştuğum zaman bana şunu anlattılar. Aylarca ve aylarca satelitte yayın yapan televizyon uydu yayınlarından IŞİD katliamlarını o kadar acı bir şekilde izledik ki, mesela biz bunları izlemiyoruz televizyonlarda. Sürekli ve sürekli üstümüze geldi ve sürekli IŞİD insan öldürüyor, sürekli Kürtleri öldürüyor, sürekli işkence yapıyor, sürekli kafa kesiyor. Bir kan revan içinde bir hayat ve bunu yavaş yavaş bize doğru gelişini yaşadık. Şimdi psikolojik olarak insanların kendisini nasıl tehdit altında hissettiğini düşün. Ve bu tehdit 1990'lardan çok daha zor bir psikolojiye soktu sokaktaki insanı diyor. Yani bunlar gelecekler, bize de aynı şeyi yapacaklar korkusu. Ve hani mesela 90'larda sokakta işte acaba birisi yolumuzu keser de öldürür mü diye korkardık. Şimdi sokağa çıkmaya korkar hale geldi insan. Yani o derece büyük bir korku. Şimdi bunun tabii sokağa yansıması. Sözünü keseceğim. Bir parantezle devam edeceksin. Tabii orada sadece hani IŞİD gelecek bizi kesecek meselesi, sınırlarımızı aşıp gelmesi söz konusu değil ama Türkiye'de bir IŞİD var. Tabii. Ve tabii. Onun bileşen yani bir... O şiddetin, bir şey var. O şiddet, yoğunlukta bir şiddetin tabii öznesi. O herhalde kastedilen zaten bir köşede. Aslında onun öznesi gibi de yaşıyorlar yani o şiddeti sonuçta. Bizim belki Türkiye basınında gene en büyük hatalarımızdan birisi, onu hep söylüyorum. Orta Doğu coğrafyasında Kürtlerin yaşadığı meseleleri Türkiye'nin dış sorunu gibi yaşaması. Halbuki Türkiye'nin iç meselesi bu. Yani Türkiye Kürtlerinin çok yakından yaşadığı, hissettiği bir mesele. Dolayısıyla bunu da yanlış aktarıyor basın ve eksik aktarıyor. O nedenle aslında pek çok şeyi bilmeden yaşıyoruz biz Güneydoğu'ya ilişkin. Şimdi tamam. Yani ben kendi adıma çok dikkatli izlediğimi düşünüyorum ve orada neler olup bittiğini bildiğimi düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Ama tekrar deminki soruya ve meseleye gelirsek, burada çünkü Türkiye'nin siyasi kaderi, yol haritası bir çözüm meselesine büyük ölçüde bağlandı. Bizzat iktidar tarafından bağlandı. Böyle hayati bir konuda İçişleri Bakanı gibi çok kritik bir görevde bulunan bir insanın çıkıp da kamu düzenini sağlayamıyoruz işte vesaire vesaire demesi. Şimdi benim aklıma şöyle ihtimaller getiriyor. Çünkü diyor ki böyle bir atmosferde seçime gidilemez diyor. Şimdi acaba seçimlerde hani ya AKP pek de iyi durumda değil gibi görüp seçimleri mi ertelemeye kalkacaklar? Hani buyurun bu sorular gelmez mi insanın aklına? Kusura bakmasınlar, benim geliyor. Ya da B, çözüm meselesinde öyle bir noktaya geldiler ki ne kalkabiliyorlar masadan? Çünkü taahhüt ettiler. Amerika'ya taahhüt ettiler. Türkiye'ye taahhüt etseler ne olacak? İki günde laf değiştirirler. Ne masadan kalkabiliyorlar ne de ilerleyebiliyorlar. Hakikaten çözüme gidebiliyorlar. Çünkü bunu yaparlarsa aslında belki hani Nobel alır diyorlar ya, Erdoğan belki Nobel alır ama burada siyasi hayatı bitebilir. Çünkü bir milliyetçi hassasiyet oluşturuyorlar. Kendileri oluşturuyorlar aynı zamanda. Yani var olan milliyetçi hassasiyeti. Şimdi bana öyle geliyor ki Efkan Ala ve diğer iktidar sözcüleri vesaire böyle diye sonunda öyle bir noktaya getirecekler ki canım masa kalmadı ki ortada. Hani biz masadan kalkmadık ama masa kalmadı ortada. PKK masayı devirdi gitti diyecekler. Bütün bu köpürmüşlük sonunda. Türkiye'yi, bizi, dünyayı buna hazırlıyorlar gibi geliyor. Çünkü bu durumda hakikaten milliyetçi oylar MHP'ye kayıyor, AKP eriyor. Bunu da görüyorlar. O emanet oylar. Vallahi yani o milliyetçi oyların açılım ve barış sürecinden sonra bir miktar MHP'ye kayacağı falan söylense de gene de aslında onların da çok sonucunu alamadık. Yani seçimlerde böyle bir şey olmadı. Yani ne CHP ne MHP açılım süreci sonrasındaki beklentilerine uygun bir ama bütün bu Kobani eylemleri ve bu son saldırılar, şehre indiler, hakim olmaya başladılar söylemleri yoktu. Düşünmek lazım. Şimdi bu gerçeklik üzerinden de düşünüldüğünde aslında ben de şöyle bakıyorum. Yani bu iki taraflı bir şey. Yani barış süreci
bir müzakereyle sürüyor ve iki tarafı var. Sadece bir tarafın havlu atması veya bir tarafın söylemleriyle olacak bir şey değil. Benim gördüğüm kadarıyla aslında bu noktada Kürt diplomasisi kendisini çok geliştirdi ve aslında AKP'den çok daha iyi süreci götürüyor. Yani pek çok anlamda. Özellikle de diplomatik anlamda, diplomatik dilin kullanılması, görüşmelerin sonuçlarına ilişkin mesajların paylaşılması filan. O anlamda iki tarafın da rızası olmadan sürecin öyle pek kolay kesintiye uğrayacağını düşünmüyorum. Bir de sadece gene iç dinamiklerle değil, dış dinamiklerle de bakmak lazım. Yani işte bütün bu Rojava, Suriye vesaire içinde, yani Orta Doğu'daki yeni tasarım sürecine ve bütün oradaki konuşlanmış güçlerin pozisyonlarına bakarak tabii nitelendirmek lazım. Yani sadece bu barış sürecinin geleceğini Türkiye'deki muhafazakar veya milliyetçi oylar ama belirlemeyecek. Neticede, ama yok, ama iktidar belirler. İktidar yani iktidar belirler partisinin ve da, yani şöyle düşün, Saadet Partisi'nin %2-3 oyuna bile göz diken, hatta muhtaç olan. Çünkü 2015 seçimi çok kritik bence. Yani orada bırakmamak için... Tayyip Erdoğan da yok şimdi partinin başında tabii. Şimdi tabii birçok şeyde sıkıntılar. Hakikaten öyle de bir şey var. Şimdi Aydınlık Gazetesi tam benim söylediğimi söylemiyor aslında. Doğrusunu isterseniz hani ben az önce söylediklerimi masadan kalkamıyor. Onun için PKK masayı devirdi, ortadan kaldırdı demek istiyor tespitini acizane böyle dile getirmeye çalışıyorum. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Aydınlık Gazetesi ise açılım meselesinde biraz daha farklı bir tonda manşetini atmış. AKP'yi böldü demiş. AKP'nin böldüğü bölünmesi biraz iddialı, ileri bir laf ama içeride eleştiriler olmuş. O gerçek, onu biliyoruz. O tartışmalar basına yansıdı. Onu da okuduk, gördük. Hatta Beşir Atalay aile içi konuşmaların yazılması ahlaki değildir dedi. Yani konuşmadık demedi. Hakikaten AKP'de sadece bu da değil. Hani böyle bir genel bir rahatsızlık var tabii mı sence? Ama bu bekleniyordu zaten değil mi? Yani Tayyip Erdoğan sonrası AKP'de özellikle işte başbakanın kim olacağını seçilmesinden tutun da sonraki görev değişimleri, dağılımları, 17 Aralık sürecinin arkasından gelen yansımalar, tabii bütün bunlar gerginleştirdi. Öbür tarafta tabii ki Güneydoğu'daki gerginlik de bir şekilde partinin içine yansıyor. Hele hele bu yani İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi artık denetimin elden çıkmış çok olması çok tabii çok yani önemli bir konu. Bunlar kritik bir partiyi çok gerginleştirdi. Bir de tabii yani bu bütün dış politikanın çökmüş olması ve o dış politikayı çökerten kişinin şu anda başbakan olması, yani söylediği hiçbir öngörü Orta Doğu ile ilgili gerçekleşmeyen, kendi yarattığı bir stratejinin peşinden, hayali bir stratejinin peşinden koşarak, hani bir her ne kadar neo-ottomanizm peşinde değilim dese de, yani bu stratejik derinliğin aslında ne kadar stratejik bir yanılış olduğunun ortaya çıkması falan, bütün bunlar tabii geriyor. Toplumda da rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan Tayyip Erdoğan'ın o büyük lider anlatısını kurmaya çalışması, hani büyük camiler yapacağım, yukarıya uzanan işte büyük aksaraylar yapacağım, her şey çok büyük olacak, her şeyi ben yaptım. Yani böyle bir adeta kurucu lider meseleyle bir rekabet halindeki tutumu hem AKP'giller tarafından benim tabirimle hem seviliyor, hem de öbür taraftan da artık o kadar akıllara sezavi hale gelmeye başladı ki, yani bu nerede kopacak acaba diye de insanlar tabii endişe ediyor. En çok ama bence AKP'giller açısından senin söylediğin gene önemli olan şey şu. Tamamen bir rant kültürüne dayandığı için AKP'nin müşterici ilişkileri. Yani Kürt politikası da iç politikada Türkiye'deki işte polisler, paralelciler vesaire, bütün bunları AKP'giller hepsini kaldırabiliyor. Yani yolsuzluğu, çürümüşlüğü falan her şeyi taşıyabiliyor. Ama yeter ki
evinin taksidini ödeyebilsin, arabasının borcunu ödesin, çocuğunu okutabilsin, ona iş bulabilsin, bürokraside filan. Bunlar sekteye uğrarsa, ki o da ekonomik krizin tabii ancak bir sonucu olabilir. O zaman bence AKP için asıl ziller çalmaya başlayacak demektir. Şimdi AKP'nin Afyon'daki geçen hafta sonu düzenlediği kampta Erdoğan yoktu doğal olarak. Davutoğlu bir göründü, kayboldu. Yalçın Akdoğan aslında Erdoğan adına, hani Erdoğan'ın adına orada bulunan komiser gibi, hani Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen komiser bulunur denir ya, öyle bir görevle, ekstra bir tür Alo Fatih yani. Evet, Alo Fatih yani neyse, bir Yalçın Akdoğan dinledi. Yalçın Akdoğan epey eleştiri de aldı az önce Aydınlık Gazetesi'nden aktardığım gibi. Özellikle mesela Güney ve Güneydoğu illeri de sanayinin neredeyse çökme durumuna gelmesi, bu IŞİD ve çatışmalar yüzünden bir gerginlik kaynağı. Karadeniz Türkiye'nin siyasi haritasında milliyetçiliğe en yakın bölge. Oradan da işte bu açılım süreç vesaire, o oranın milletvekillerinden böyle hassasiyetler geldi. Belki cemaat meselesinde artık, yani nedir bu kırmızı kitaba kadar diye geldi. Şimdi Erdoğan olmayınca konuşabildiler. Onun için zaten bu sıkıntılar gazete manşetlerine yansıyacak kadar belli bir noktaya geldi. Fuat Avni de biliyorsunuz artık herhalde, değil mi? Fuat Avni bir kişi mi, yoksa bir grubu temsilen öyle bir konsorsiyum adı mı bilmiyoruz. Ama içeriden, AKP'nin içinden, çok içinden mesajlarla Twitter'da hakikaten de biliyor. Şimdi onu izleyeceğiz, Fuat Avni'nin bombalarını. Bir beyefendi kendisi. Diyor ki, Yalçın Akdoğan'ın "Eleştirilerinizi not ettim, daha sonra bakarız" demesi, vekilleri tirana şikayet edeceği anlamına geliyor. Tiran dediği de Erdoğan. Milletvekillerinin itiraz eden ve eleştiri getirenleri Akdoğan tarafından tirana aktarılacak, hiçbir aday gösterilmeyecek. Seçim gelince bir de böyle, bir de 68 isim 3. dönem olduğu için aday olmayacak, onu da hiç unutmamak lazım. Parti teşkilatı kaynamaya başladı. Vekillik için sıraya girenler tirana en çok biz savunduk diyerek şaklabanlığın karşılığını istiyor. Soylu, Süleyman Soylu ve Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş malum. Onların teşkilat üzerinde ağırlık kurma isteği onları, en büyük destekçileri Yalçın Akdoğan'la karşı karşıya getirdi. Nasıl yani diye devam ediyor sorunuza, eğer sorduysanız yanıt olarak. Akdoğan en büyük yatırımını Kurtulmuş'un başbakan olması üzerine yapmıştı. Stratejisi tutmayınca hayal kırıklığı yaşıyor. Akdoğan'a güvenerek Kurtulmuş'un etrafında halkalanan vekiller de yarı yolda bırakılmanın acısıyla kampta Akdoğan'a diş gösterdi. Şimdi başbakanlık yarışındaki hesaplar da açılıyor birer birer belli ki. Böylece Akdoğan lobi faaliyetleriyle oluşturduğu ekibin, kendi ekibinin tiran tarafından, yani Erdoğan tarafından dikkate alınmadığını fark ettiği andan itibaren Davutoğlu'na yanaştı. Ve perde ardında Kurtulmuş Soylu ekibinin pasifize edilmesi gerektiğini dillendiriyor, eliyle kurduğunu yıkmaya çalışıyor. Akdoğan partiyi dizayn etmeye çalıştıkça kendisine karşı bilenenler ve ondan nefret edenler artıyor. Onu da tirana şikayet edenler arttı. Ayrıca partide yer edinmek isteyen havuz medyası gazetecileri kim olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ve tirancı iş adamları davanın sahibi biziz diye kulis çalışması başlattı.
Hasılı, önümüzdeki günler sarayına çekilen tiranın ulufe tahtma günleri Davutoğlu'da yeniden müdür olarak atanmayı bekleyecek diyor. Yalçın Akdoğan esas olarak hedefteki isim olmuş Fuat Avni tarafından. Ama böylece parti içinde gerçekten kulislerde konuşulanlar bunlar. Biraz daha ek bilgilerle bunu dile getirmiş. Şimdi sadece kulis ya da böyle iddialar değil. Bakın öyle şeyler yaşanıyor ki bütün bunların her biri birer alamet. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç örneğin. O da gidicilerden 3. dönemi bitirdiği için. Bu Aksaray tartışmasıyla ilgili sorulara yanıt verirken dedi ki, o da bombaladı. Sadece Fuat Avni değil, Bülent Arınç da bombaladı. Deyim yerindeyse. Diyor ki bakın çok enteresan. Meclise bir komisyonda yapıyor bu konuşmayı. Milletvekillerinin sorularını yanıtlarken. Bazılarında yani bu yapılanların bir azamet gösterilmesi, bir debdebe gösterisi gerekebilir. Bizim Osmanlı geleneğinde de böyledir. Burada bir katrilyonun üzerinde masraf yapıldı Aksaray'da. Bir katrilyonun üzerinde masraf yapıldı. Bu kadar olmamalıydı derseniz bu tartışılabilir. Bunu tartışabiliriz. Az bir para değil demiş. Şimdi savunmamış bir debdebe gösterisi demiş. Hani Osmanlı'ya atıfta bulunarak daha ne söylesin aslında? Az bir parada değil, bir katrilyon üzerinde demiş, 1,5 katrilyon. Ya bu korkunç bir dil aslında, ben gerçekten hiç anlamıyorum ve bizim de vatandaşlar olarak nasıl tepkisiz kaldığımıza da şaşırıyorum. Yani ne demek tartışılabilir? Yani biz Bülent Arınç'tan mı öğreneceğiz neyi tartışıp neyi tartışamayacağımıza? O bize izin verecek, bunu tartışabilirsiniz. Evet, başbakanın yaptığı harcama, cumhurbaşkanının saraya yaptığı harcama fazla bulunabilir, tartışılabilir bir konu. Çok teşekkürler, o zaman tartışalım. Yani bunun zaten toplumsal gündemde çok geniş yer eden bir mesele olması gerekirdi. Yani Türkiye'de geçen gün Mehveş Evin çok güzel yazdı. Hani bu yok bankamatikler kırıldı, yok camlar kırıldı falan diye mesele eden insanlarımız var ya. Ya bu kadar kamu malı, kamu malı filan diye hassasiyet gösteriyorlar göya. İşte buyurun size kamu malı. Yani bu kamu malı değil mi? Bu bizim paramızla yapılmadı mı? Bizim vergimizle yapılmadı mı? Cumhurbaşkanının kendisinin Merkez Bankası'nda bastığı bir parayla mı yapıldı? Yani o parayı bile bassa gene bizim zaten gelir gider dengemizi bozan bir şey olur. Gene sonuçta bizden çıkmış olur. Gerçekten bu kadar bilinçsiz bir yurttaşlık, yani işte yurttaşlığı fail olmak ya da işte yandaş ama olmak gibi algılayan. Öyle ama yakışır diyor. Nasıl yakışır ya? Nasıl yakışabilir? Yani bir medeni ülkenin cumhurbaşkanına böylesine büyük bir harcamayı yapmak halkın parasıyla nasıl yakışabilir? Bu görgüsüzlükten başka bir şey değildir. Yani burada bizim çok ciddi fakirlik, sağlık, eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bölgelerimiz var, değil mi? Yani bir sürü eksik olan kamu hizmeti açığımız ya, var. Çok güzel bir bunlara öneride, harcamak varken ne demek saray yani? Çok güzel bir öneride bulunmuş bir köşe yazarı. Özür dilerim kim olduğunu hatırlayamadım. O kadar çok yazı okuyorum ki sabahları çünkü. Not almayınca bazen kalmıyor akılda. Diyor ki o parayla diyor kreş ve yaşlı bakım evi yapılabilir diyor. Hayır ama şunu söylüyor. Bunu yaparsanız kadınları çalışma gücüne katarsınız kreş yaparak. Ya da yaşlı bakım evlerinde aileleri bazen parçalama noktasına getiren sıkıntıları engellemiş olursunuz diyor. Hani hep şey yapılıyor ya işte efendim bilmem kaç tane park yapıldı bilmem kaç tane böyle çok bu detayda bir öneri hoşuma gitti doğrusu istersen. Ben ama Arınç'ın hani tartışmanıza izin veriyorum size bu değil de şöyle algıladım. Bir mesaj o kendi içinde kendi parti içinde. İçi bir mesaj veriyor yani ben burada Tayyip Erdoğan'ın da eleştirilmesine yol açabilirim. Yani buna izin verebilirim ya da bunu normal görürüm. Ama yani bu üslup gene de bence yanlış. Yani. Ay Esra'cığım sen de buldun bunuyorsun. Hatırlasana Allah aşkına. Gülmeyin demişti bir ara. Gülmeyin kadınlar demişti. Gülmesin kahkahatmesin. Şey bir haber üzerine puu dedi.
Hatırlasana işte. Mustafa Hoş, evet. MTV'den o yüzden kovuldu. Evet. Onun bir başlığı yüzünden Cihaner, İlhan Cihaner'in savcılık makamında gözaltına alınması, savcıya abluka diye başlık verildi. Evet. Ertesi gün Bülent Arınç basın toplantısı düzenledi. O haberi hatırlattı. Puh sana dedi. Aynen böyle. Ve o gün Mustafa Hoş kovuldu. Evet. Yani işte gazeteciye tu hani diyebiliyoruz. İstediğimiz gibi kamunun kaynaklarını kendi zevkimize göre harcayabiliyoruz. İstediğimiz medya kurumuna, istediğimiz patronu, istediğimiz gazeteciyi atayabiliyoruz filan. Yani artık tabii dediğin gibi dumur olma yetimizi kaybettik. Yani ben sürekli böyle dumur oluyorum. Fakat artık böyle ultra dumur, supra dumur filan derken yani dumur bile diyemez hale geldik. Yani o kadar tüy dikiyor ki her gün yaşadığımız şeyler. Ama benim asıl şaştığım şey şu, bu kadar pasif, bu kadar baskıcı politikalara boyun eğen bir yurttaşlık bilinci nasıl olabiliyor? O beni şaşırtıyor. Demek ki daha gelişmemiz gereken, görmemiz gereken şimdi, bir zaman süresi var. Köşelerde ve gazete manşetlerinde bu saray meselesi ama çok gündemde. Çünkü Brunei Sultanı'nın bile, ki Brunei Sultanı bir simgedir. Hmm. Dünya çapında bir simgedir. Dünyanın en zengin adamı, en debdebeli yaşayan adamı olarak bilinir. Hani onu bile açtığı söyleniyor. Şimdi örneğin Sözcü gazetesi bugün neredeyse bütün birinci sayfayı buna ayırmış ama şimdi inanç üzerinden, İslam üzerinden yapmaya çalışmış. Hmm. Gene yurttaşlık ve yurttaşlık bilinci evet. Üzerinden yani değil. Kur'an'daki ayetler üzerinden filan bunu açıklamak çok yanlıştı. Yani tamamen aslında gazeteciliğin de gazetecilik dışı mesajlar için kullanılması. Ama şu sıralama güzel olmuş. Dünya uçak saltanı evet, sıralamasında 7. sıradaymış. Sırayla Suudi Arabistan Kralı Abdullah, ABD Başkanı Obama, Kuveyt Emiri Ahmet El Sabah, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Rusya Devlet Başkanı Putin, İtalya Başbakanı Mario Renzi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uçaklarda yarışıyorlar. Uçaklarda, en büyük uçak, en pahalı uçaklar. Evet, hadi bakalım. Evet. Ama yani mesela Suudi Arabistan'da milli gelir kişi başına 18 bin dolar. Yalan. 18 bin dolar olur mu? Birilerinin senede 1000 dolar, öbürlerinin milyon milyar milyar dolar. Ama diyelim ki Amerika'da kişi başı milli gelir 45 bin dolar, bizde 10 bin dolar. Neredeyse arka arkaya yer alıyoruz. Şimdi Yurt Gazetesi de aynı şekilde Erdoğan'ın saltanat bütçesi demiş. Bir 10 yılı toparlamış Yurt. 10 yılda 10 milyar demiş. Hani 10 yılda 10 milyon genç kurduk Cumhuriyeti der gibi öyle bir atıfta bulunur gibi 10 yılda ne yaptılar? 10 milyar harcadılar demiş Yurt Gazetesi. Saltanat bütçesi olarak. Mimarlar demiş. Odası'nın ne dediğini biliyor musun şey için? Saray için. Ne demiş? O çok ilginç. Sen onu ararken bir de Millet Gazetesi'ni görelim. Millet tamam. Gazetesi Gülen Cemaati'nin yeni gazetesi. Bugüne kardeş geldi. Onun birinci sayfasında da milletin keza saray meselesi eleştiriliyor. Geliyor mu? Evet geldi. Orada da bir saray vurgusu var. Aksaray değil. Ah saray, ah saray demişler Millet Gazetesi'ni yapan meslektaşlarımız. Buldun mu? Buldum. Şimdi Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan bir açıklama yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saraya şöyle bir hep kendisi yukarıdan bakılıyor ya ona aşağıdan bakılıyor. Bir yukarı çıksın saraya baksın diyor. Cumhurbaşkanı kaçak saraya yukarıdan bakması halinde mimari formunun Alaturka tuvalet taşına benzediğini görecektir. İlginç. Yani İlginç mimarların hakikaten. İddiası da bu. Uçakla falan Obama geçerken belki enteresan bir şey. Bir indirebiliriz. Belki öyle bir kuş bakışı şey skeçisi de vardır. Bu arada bin odası varmış. Sabahleyin Cüneyt Akman'a sordum. Dedim ki ya bir cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığının
nasıl işleri olur da o binoda kimlerle doldurulur? Bin oda doğru mu gerçekten doğru ya? Doğru canım. Yani niye bin oda? 980. Yani bin bir gece masalları gibi. Bin bir yapsalardı bari. Yani. Bilmiyorum, ne bileyim, herhalde düğün müğün dernek yapacaklar. Eskiden şeyde yapıyorlardı ya. Neydi, Cemal Reşit Rey'de mi bir yerde çocukların, çolukların düğünü, artık orada yaparlar herhalde. Ne bileyim, torun var, torba var. Yani ne bileyim, Allah uzun ömür versin. Artık orada bayağı bir toplantı yapılır herhalde. Bilemiyorum yani, bana çok manasız geliyor gerçekten. Gerçekten. Yani saraysa sarayımız da var, yok değil yani var, sonuçta var, değil mi? Var. Yani danışman, danışmanın danışmanı, danışmanın danışmanının danıştıkları falan, belki işte arşiv odası, film odası, bir de şeyler odası, Tayyip Erdoğan'ın işte göz retinasını okuyan odalar, işte o girince onu tanıyacak, ondan sistemler, başkası girerse şey yapacak. Yani bayağı Amerikan science fiction, bilim kurgu filmleri gibi. Şimdi kimileri de, sen dedin ya demin Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin başkanının tespitini, kimileri de kaleye benzetiyorlar. Hmm. Surlar gibi. O görüntüler gelirse ekrana, belki sizler de, bana da öyle gelmişti, sizler de bir fikir sahibi olabilirsiniz. Şöyle karşıdan bakıldığında hakikaten bir böyle kale gibi, sur gibi. Bundan hareketle de kendini koruma altına alıyor. Çünkü hani işler o kadar kötü gidiyor ki neticede. Böyle şey, hani kendini kaleye kapatacak gibi yorumlar var. Şimdi sen de demin dedin ki dış politikada çöktü. Hakikaten ekonomik kriz, dış politika, çözüm bilmecesi, Amerika ile ilişkiler. Şey, Amerika ilişkiler çok bıçak sırtı diyoruz ama fevkalade yanılıyoruz Esra Arslan. Ama işte tabii psikanalitik de bakmak lazım yani. Mutlaka bu konuları çalışan birilerinin yorumları vardır. Yani burada hep söylene gelen şey şu. Tabii bir büyüklük, bir ululuk şeysi var, özlemi var yani. Bunu işte Çamlıca'ya camiden de biliyoruz. Taksim'de yapmak istediği şeylere, projelerine veya bu Aksaray'da yani da görüyoruz. Bakar mısın Görkem? İşte kendi fotoğraflarının, resimlerinin konumlanması, konuşma yaptığı yerlerde. Çok büyük Tayyip Erdoğan fotoğrafları filan. Böyle bir ululuk. Yani bir yanıyla Anıt Kabri çağrıştırıyor. Bir yanıyla mesela Tac Mahal'i tam karşıdan baktığında o ışıklandırmada Tac Mahal'i andıran yanları var ya da ona benzer sarayları. Tam saraylara layık bir durum. Dışarıda peki nasıl durum? Sen dedin ki dış politika çöktü. Çok yanılıyorsun. Bir dakika, ama öyle ama kaçak yapı. Hani şey, ayrıca olsun. Olsun. Olsun, yakışıyor diyorlar. Evet. Şimdi bu bir simge, saray. Neyin simgesi? Yeni Türkiye'nin simgesi. Evet. AKP'nin Türkiye'sinin, AKP Türkiye'sinin simgesi. Birçok kişi, bizler de diyoruz ki işte şöyle de oldu, böyle de oldu. Etiyen Mahçupyan, başbakanın değerli danışmanı, baş danışmanı hatta. Erdoğan'ın da pek sevdiği bir isim. Ermeni cemaati neredeyse afroz edecek ama hadi orayı geçelim. Değerli katkılarıyla hakikaten hükümete destek veriyor. Bir yazı yazmış. Hani gözyaşlarına boğulacaksınız. Meğer her şey ne kadar yolundaymış da biz kadir kıymet bilmiyoruz diyeceksiniz muhtemelen. Dinleyin bakın. Ortalıkta popüler ve aynı zamanda mizahi bir retorik var. Buna göre Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikası feci bir başarısızlık öyküsüdür. Yerlerde gezinmektedir ve iflas etmiştir. Türkiye son dönemde Orta Doğu denkleminin kaybeden tarafıdır. Neden derseniz, Türkiye Esed'in kısa zamanda iktidardan gideceğini öngörmüş, bu amaçla Özgür Suriye ordusuna yatırım yapmış ve yanılmıştır. Bu tespit yanlış değil. Gerçekten de Esed'in ömrünün kısa olduğu düşünüldü ve gerçekten de ÖSO'ya verilen destek tabloyu değiştirmedi. Ne var ki bu sonuçtan hareketle Türkiye kaybetti diyebilmemiz için ortada kaybedilmiş bir şeylerin olması lazım. Türkiye hala Orta Doğu denkleminin vazgeçilmez bir aktörü. Öte yandan bu hengamede ne toprak ne de insan kaybetti. Etrafa baktığımızda pek kazanan görülmüyor. ABD'nin, Suriye'nin, Irak'ın kaybettiği açık. Kimsenin doğru öngörülerde bulunmadığı bir coğrafyada hiçbir ülke kendi lehine anlamlı bir yol kat etmiş değil. Türkiye kısa vadeli stratejisinde yanılmış olabilir.
ama uzun vadeli stratejisinde haklı çıkma ihtimali epeyce yüksek bir ülke. Bu sürecin esas kaybedeni tabii ki PYD oldu. Kendisine ait olduğunu düşündüğü toprak işgal edildi ve başkalarınca paylaşıldı. İnsanları bölgeyi terk etti ve gelecekte kurulacak düzende PYD'nin mutlak üstünlüğünün olma ihtimali neredeyse kalmadı. Bunun Türkiye'nin de aleyhine olduğu, kaybın tezahürlerinin Türkiye'de de karşılığının olacağı söylenebilir ve büyük ölçüde doğrudur. Bu dolaylı kaybın çözüm sürecini olumsuz etkileme olasılığını ve sonuçta hükümet açısından bir başarısızlık olarak ele alınması gerektiğini de öne sürebiliriz. Ama bütün bunları söyleyebilmek için önce asıl kaybedenin PKK, PYD siyaseti olduğunu teslim etmek gerekiyor. Dış politika çökmedi. Kaybeden AKP değil. Aslında kaybetmiş olabilir de. Ama mühim değil. Ya da kaybetmiş olabilir ama kalıcı değil. Böyle... Evet, çevir kazı yanmasın. Yanmış ama. Yani söyleyebiliriz de söylemeyebiliriz de diyebiliriz de demeyebiliriz de öyle de okunabilir ama aslında öyle değil zaten AKP'nin başarısı müthiştir. Yani baş danışman, böyle bir, baş danışman yani herkesin bile. Herkesin bir işi var aslında işini de iyi yapıyor bence Etyen Mahçupyan. Yani değil. AKP eleştirilmeyecek, eleştirildiği anda devreye girip o eleştiriyi yapanın kredibilitesini yok edeceğim. Güvenilirliğini sorgulayacağım. AKP iyi diyeceğim, AKP eleştirilemez. Ama yazık diyememiş ki. İşte ama diyebiliriz de demeyebiliriz. Yani diyor ki dış politikada aslında söylediği hiçbir şey çıkmadı. Evet bunu gördük ama başarılıdır da diyebiliriz de falan gibi. Bu da bir ustalık aslında bunları okutmak değil mi? Yani çünkü hakikaten bunun için para veriyor insanlar. Bir de okuru var yani. Hayır ama onun ötesinde bu bizim vergilerimizle yurttaşlık bilincinden söz etmiştin ya. Evet danışman ücreti ödeniyor. Danışman ücreti alınıyor. Ne kadar tabii. Bilmiyorum ama bayağı ciddi ücretler veriliyor danışmanlara. Baş danışman üstelik de. Baş danışmana bizim vergimizle yani Etyen Mahçupyan'ın maaşını siz ödüyorsunuz. Bunları anlatsın diye. Bunları yazsın diye. Ayrıca Akşam Gazetesi hani özel bir şirket olarak bakacaksınız değil mi? Dolayısıyla canım patron Akşam Gazetesi'nde yazıyor çünkü ayrıca. Ama TMSF'de sübvanse edildi yıllarca Akşam Gazetesi. Gene sizin paranızla, bizim paramızla. Olur böyle şeyler. Yakışır diyorsanız da diyecek bir şey yok. Burada böyle, burası Türkiye. Burası Türkiye. Türkiye'yi konuşmaya devam edeceğiz ama çok ilginç iki video ile birlikte birazdan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.